Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk, sağ olasın. Hayırlı akşamlar diliyorum bütün izleyenlerimize, hemşerilerimize, uzaktan yakından katılanlara. Allah hayırlı, sağlıklı ömürler versin diliyorum. Amin. Allah razı Sohbetimize olsun. inşallah hayırlısından başlayalım. Konularımızı dile getirelim. Şimdi başkanım, öncelikle sizi bir tanıyalım isterseniz. Hani bilmeyenler Ben olabilir diye düşünüyorum aslında. İbrahim Yurtsever, 1969 doğumlu, Arap bir doğumluyum. Tabii hayatımız 54-55 yaşına kadar burada geçti. Gurbet falan filan, askerlik hariç bazı farklı konulardan dolayı da gidip geldik yani. Memleketin içinde hiç ayrılmayan ve burada temelli bütün sorunların, iyiliklerin, güzelliklerin, olumlu olumsuz olan her şeyin içinde hayatımızı idame ettiriyoruz. Huzurluyuz, mutluyuz. Memleketimizi seviyoruz. Allah razı olsun başkanım. Eyvallah. Askerlik hariç dediniz, dışarı çıkmadı dediniz neredeyse. Yani siz o zaman ömrünü Arapgir'e adamış ve ömrünü Arapgir'de geçmiş birisiniz. Kelimenin tam manası. Ama biz yazı kışı burada geçirdiğimiz için dışarıdaki bütün işte daha güzellik olan yerlere rağmen bizim memleketimizde Cenab-ı Allah her şeyi vermiş. Hani dört mevsim dediğimiz olayı Arapgir'de var. Toprağı, dağı, hayvancılığı, tarımı, bütün işlenilecek her konu bizim memleketimizde var. Potansiyel olarak 7 vilayet, 7 ilçenin ortasındayız. Çok Dubai'in bir yer yani. Bu böyle bir yer, köprü mahiyetinde. Şehir maksatında Malatya'nın tarihimiz Elazığ'la hemen hemen yaşıtız. Evet, Harput'a doğru. bağlı. Diyarbakır, Sivas, Elazığ en son bağlandığımız yer. En son şu anda Malatya'dayız. Malatya. Eyvallah. Kültürel olarak. Doğru. Başkanım, siz Milli Yol Partisi Arapgir İlçe Başkanısınız ve aynı zamanda da partinizin adayısınız. Doğru mudur? Şimdi partimin de adayıyım, evet. Biz bu yola Bismillah dedik, çıktık. Ben aslında siyasi yönüm fazla yoktur. Biz şöyle bir değerlendirme yaparım. İyi niyetli ve kötü niyetli olarak ikiye ayırıyoruz. Haliyle siyaset de bu işin içinde bir nevi bir dükkan sergileme, tezgah olarak değerlendirirsek. Şu anda Milli Yol Partisi 2021 yılında Büyük Birlik Partisi'nin içindeki Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları ve cefa çeken, işkence gören, her türlü memleket için cefaya katlanan insanlarımızın ayrılıp kendi çaplarında hiçbir ittifaka özellikle söylüyorum, dahil olmayan, kendi çizgisinde, kendi mevzuatında ve kendi yolunda olacak olan bir tertemiz çiçek gibi bir parti. Yani hiçbir kimsenin bağımlılığı altında değiliz. Bağımsız, tam bağımsız diyelim. Bazıları bağımsız diyor ama bizimki tam bağımsız. Tam Böyle bağımsız. bir şu anda böyle bir avantajımız var. Hiçbir ittifakta değilsiniz. Gereğini Kendi yolunuzda, kesinlikle. milli bir çizgide, öyle midir? Şimdi ben şöyle bir temsilde hata olur olmaz artık, algılayan algılar. Biz her türlü oluşum dediğimiz zaman siyaset dediğiniz zaman insanların midesi bulanıyor. İki tane ana boru düşünün. Borunun içi yosun bağlamış. Yukarıdan Evet. zemzem suyunu akıtsan dahi biz bu oluşumların da içinden gelmeyiz. Dava adamları ya, dava adamı dediğimiz memleketinin, devletinin, milliyetçiliği bizim insanlarımız farklı anlıyor. Esas milliyetçilik her kesimden, her renkten, her ırktan, her kavimden olabilecek milli yönlerimize, değerlerimize sahip çıkmaktır. Milliyetçilik birilerinin babasının bayiliğinde, tekelliğinde değildir. Cumhuriyet de aynı şekilde. Birileri kendi tekellerini almışlar bunları. Bizim öz kültürümüze sahip çıkacakken bu insanlara devretmişiz. Kenarda köşede bunların marabası veyahut da bizde çok özür dilerim halk tabirinden kuma çocuğu şeklinde insanlarımızın bu şekilde siyaseti güdümü bir iki kişinin söylemiyle peşinden aynı kağın arabası gibi sesi çıkaran kağın arabası, çok özür dilerim yükü çeken affedersiniz öküzdür sözüm ona. Yani biz bu oluşumların içinde halkın içinden, halkın sesinden sadece samimiyetimizle, Evet. özverimizle, kendi emeklerimizi
karınca kararınca ortaya koymaya karar verdik. Şöyle söyleyeyim. Cenab-ı Allah bizden zafer sormuyor. Diyorlar ki sen niye çıktın bu yola? Ya işte senin partin küçük falan filan. Sağcı değil ki sola gider, solcu değil ki sağa gider. İnsanlara iki türlü aşılamışlar. Sen sağcısın, sen solcusun. İşte al sana parti parti. Parti adı üstünde. Parti parti bölmektir. İnsanları ayrışım şeklinde insanları öteleştirmektir. Bir şemsiye altında bu sosyal yaşama alanımızda, ortak yaşama alanımızda insanlarımızı aynı bir halının desenleri gibi bir arada tutamazsak bizi biz yapan Osmanlı'yı, Selçuklu'yu bu değerlerim. Peki başkanım, sizce yani Arapgir'de ömrünü Arapgir'de geçirmiş, Arapgir'e harcamış bir insan olarak ve aynı zamanda Arapgir'in yerel siyasetçisi olarak sizce ilçemizin en temel sorunu, ilk başta çözülmesi gereken sorunu sizce nedir? En temel sorunu siyasilerin halkla günlük iç içe olmaları. İç içe olduğu zaman insanların sorunları, eksikleri, fazlalıkları, yaşanılıkları, yaşamadıkları, eksisi, artısı ortaya çıkıyor. Bu şimdi ben kalkıp desem ulan benim bir dosya projem var. Kim çiğosu önüne tahsiline, kültürüne yürüyor. Bu iş aslında belediyecilik esnaf işi. Bu diplomayla olan işler değil kardeşim. Farklı bir şeydir. Esnaf veyahut da daha yüksek makamlarda yöneticilik şeklinde yönetebilir toplumu. Esnaflığın da gaidesinin içinde olan şey şudur. İnsanlarla iç içe olup bizzat insanların içinde halleriyle, iyilikleriyle, dertleriyle hallaşmaktır. Şimdi belediyecinin esas asli temelleri, esas asli vazifesi yol, su, kanalizasyondur. Bunları evet. Tamamladıktan sonra biz beyaz masa kuracağız. Beyaz masada da tecrübeli elemanlar bu işte ilgili bu işin uzmanlığını yapacak telefonla beyaz masadan bütün talepler, bütün eksikler gerekirse haftada 10 günde bir bütünün belediyenin içindeki işçilerimizi veyahut da personelimizi bir mahalleye yönlendireceğiz. 63 yerleşim yerimizden 42 mahalle mahalle olarak diyorum eski tabirle. Evet. Köyler de zaten mahalle konumuna geldi. Mahalle olarak 63 mahallemizin bir fiil mahalle temsilcileriyle beraber gerekirse ayda bir halka açık bir alanda halkı birebir dinleyeceğiz. Olumlu olumsuz, eleştirilir eleştirilmeyen şikayet kutuları koyacağız. Efendime söyleyeyim özellikle Arapgir'in şu anda ihtiyacı olan şeylerden biri gurbetçilerimizin gelip otel veyahut da barınak şeklinde ikametgah edememeleri. En büyük turizm budur. Konaklarımızı özellikle gurbetçilerimize ve dışarıdan gelecek turizme açık olan insanlarımıza cüzi bir miktarla tahsis edeceğiz. Evet. Efendime söyleyeyim, dükkan yapımı, Arapgir'de evle dükkan yapımı özellikle sorun. Buradaki memurlar mesai saatleri bittikten sonra özellikle Malatya'ya gidip geliyorlar. Çok büyük zorluklar içinde uzak olduğu için ulaşım da ayrı bir sorun tabii. Özellikle ev konusunda, konut konusunda bir türlü farklı bir şekilde yapılandırılma olacak. Dükkan başkanım, konusunda da kiralık dükkanlar yapılacak. Siz aslında tam oraya değinecektim. Siz aynı zamanda esnafsınız Arapgir'de. Bir esnaf olarak, yani çarşıda faaliyet gösteren bir esnaf olarak karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Yani bu bakın bunu siyasetçi kimliğinizin dışına soruyorum. Yani bir siyasetçi size gelseydi, deseydi ki ya İbrahim Bey bir esnaf olarak sizin yerel yönetimlerden beklentiniz nedir deseydi. Ne tür bir talepte bulunurdunuz? Sizce esnafın sorunu nedir? Şimdi zaten sorun burada. Sorunun içinde sorun var. Siyasetçilerimizi 5 senede bir gördüğümüz için bu soruyu da sormaya unuturuz biz yani. Aklımızda tutabilirsek sorunlarımızı. 5 senede bir gördüğün adama sen hangi sorunu yansıtacaksın? Adam geli çizir oğlu Mustafa gibi kapının önünden bir selam aleyküm haydi bak geldi geçti. Böyle bir şey yok kardeşim. Başkanlık yapan bir adam açık konuşan ben. Evet. Şalvarını giyecek mütevazi evet. Bir şekilde. Zaten halkın sen temsilcisisin, hizmetkarısın. Senin başka türlü düşünmene veyahut da insanları senin gözünde insanlarımızın bu insanları gözlerinde büyütmelerine gerek yoktur. Büyüttükçe üzerine çökerler. Çöktükçe altında kalırsın.
Vekiller olsun, diğerleri olsun. Bizim vekillerimiz bunlar. Bunu insanlar önce kafalarına yerleştirmeli. Vekiller bizim hizmetkarlarımızdır. Hizmetkar ne demek? Hizmet edendir. Bunu evet. aşağılık kompleksine kapılıp insanlarımız yedi büklüm bükülü nasılsın diye, iyiyim diye, kardeş sen nasılsın ben diye. Halbuki iyi değil. Suyu bulanık akıyor, kanalizasyonu patlamış, yolu deşilmiş. Herifin gözünün önüne de etrafında bir tayfa var, onlar da gözünün içine bakıyorlar. Ya oğlu işe girecektir, ya oğlu işten çıkacaktır, ya tayin işi vardır. Hep mideye bağlı, beyinler midede, mideler beyinde. Yani bu konumdaki bir devlet anlayışından, kamu kuruluşlarının şu anki işleyiş şekillerinden hiçbir sonuç alamazsın. Sadece evet. ben söyledim ya, iyi niyetli olan ve iyi niyetli olmayanlar. Sağcı, solcu, ortancı, milli, zilli, böyle bir şey yok kardeşim. Evet. Herkes insan gibi yaşamaya hakkına marızdır. Bu insanlarımızı bu şekilde kimsenin mağdur etmeye hakkı yoktur. Özellikle kamuya alınan iş konuları hakkı, iş, rüşvet, resmi rüşvet diyorum ben buna. Seçim yaklaşıyor, arılar her işini düzenli bozdu, iş kurular ne iş kuru, iş boz bunun adı. İş kurun manası bu değil. İş kurunun kuruluş amacı bu değil kardeşim. Herif yine gidip satıcı anasını satıp işe girdim. Halbuki 6 ay işte. 6 ay sonra haydi git babana selam söyle. Ondan sonra da geriye dönü, inek de yok, dana da yok. Oturacak ev bak da yok. Ya arkadaş her şey menfaata bağlı. İnsanlar Allah rızası için. Bugün bir şey söyleyeceğim örnek olarak. Tunceli'nin belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu. Söyledi mi ulan bu garip solcu sağcı. Ulan sağcı solu yok. Adam adaletli davranıyor. Adaletli olanını seçin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanların kendisine has özellikleri halkın içinden olup israfları, kesmeleri, makam arabası, bilmem ne, fuzulü, kaynak arıyorsam hiçbir kaynağa gerek yok. Gidip tarlada altın bulmana gerek yok. İsrafları keseceksin, resmi kurumdaki arabaların tek tek askeriye usulü çıkışını, girişini, görevlendirilmesini göz önünde bulunduracaksın, parayı koyacak yer bulamazsın. Arapçının üstünü ben ters tavan yaparım, ters tavan. Sen hangi borçtan, hangi belediyeden bahsediyorsun, hangi belediyecilikten bahsediyorsun? Senin bir çöpçüye sözün geçmiyorsa, çöpçünün 20 tane oyu varsa, işte bu sistemde bir yanlışlık var. Bir dönem gelip yapacaksın, ceketini alıp gideceksin kardeşim. Önünü açacaksın insanların. O bir insan da sana bu şekilde yüklenemeyecek. Yani birbirine bağımlı, birbirine zincirleme, birbirine affedersin halk tabirinden, gebelik kalma maksiyetinde biraz sokak dili konuşuyorum. Benim çarşıdaki zaten esnafların genel şeyinde, kültüründe vardır bu. Halkımızda maruz görsün, affedersin yani bazı konularda. Birbirine bağımlı, birbirine bir şekilde şeyli olmayacak. Yani serbest görevini yapacak. Bildiği doğrudan şaşmayacak. Bu emimin oğluymuş, dayımın oğluymuş. Şu bana küser, o bana bilmem ne yapar. Bu şekilde görevini Allah rızası için yürüteceksin. Allah rızası için ortaya çıkan yok. Herkes bir baklava koymuş önüne. Sağı solu kalmamış zaten. İdeolojiler bitmiş. Ben burada oturam da yeter ki ne olursa olsun memleketin hali ahval olsun. Bir evden 5 kişi işte çalışıyor. Öyle var ki 10 nüfusa bir kişi bakıyor. Ya da hiç çalışan yok. Ya arkadaş bu devletin tembelleştirme politikasından vazgeçin. Bu gidip de asgari ücretinden sen en büyük esnaf gidip kapa diyor. Dükkanını işkura giriyor. Diğer insanların ekmeğine mal oluyor. Hele buradaki yöneticiler bunların imlekini sıksın, güzel çalıştırsın, ters öktürsün. Bakam hele o adam gidip orada oturabiliyor mu? Gidip orada tembelleşip de sobanın başındaki kedi gibi uyuyor mu? Çalışanlar istisna bak. Çalışanları ben bu konuda şeyim yoktur. İstisnaları söylüyorum. Bu bir şekilde gündeme getirilip halkın içinden, halkın dilinden anlayacak en azından günde bir kere göreceğimiz bir başkanlık getireceğiz. Günde bir kere göreceksin ya. Fırına git bir ekmek yağla gözüm. O tarafa git bir domates kes. Üç tane tuz at diye kemah tuzu. Sen ne yapabilmişsiniz bir arabalara fırt o tarafa fırt bu tarafa. Neredesiniz? Kimsiz? Necisiz? Bu nasıl bir yöntem ya? Ben bu duruşumla bir tane de oy alsam, ben oyun da makamın da peşine de gidip bin tane de alsam, kazansam da duruşum budur kardeşim. Ben savaşmadan teslim olmaya karşı insanlardanım. Hakkımızı arayacağız. Hak da bizim kendi özel hakkımız değil. Sosyal hayattaki sessiz çoğunluğun hakkıdır. Aslında İşkur da şöyle. Mesela İşkur programlar açıkladığı zaman bunun 6 aylık ya da 9 aylık olduğunu ilan ediyor. Fakat her ne hikmetse İşkur'un açıklamasına itibar etmeyin. Yok ben İşkur üzerinden kadroya geçtim yönünde bir yanlış zihniyet var.
Halbuki öyle bir şey yok. Yani İşkur zaten bunu başta söylüyor. Diyor ki, bu program 6 aylık bir program diyor. Ama maalesef toplumda bilmiyorum, belki birileri kasıtlı olarak, belki bilmeden öyle bir yönlendirme var ki dediğiniz gibi bu insanlar tembelleşmeye götürüyor. Buna hiç gerek yok. Bir de sizin geçen seçimde, yani bir takriben 5 sene önceki seçimde bir propagandanız vardı. Benim çok hoşuma gitmişti. Siz at üstünde dolaşmıştınız mahalleleri, köyleri, çarşıyı. Ya o işin hikayesini biraz anlatır mısınız? Hala internette de fotoğraflarınız var. At bizim kültürümüzden gelir. Genlerimizden gelir. Atın üzerinde, bizim üzerimizde, atın üzerinde bizim hakkımız çoktur. At şöyle bir şey. Geçmişini bilmeyen geleceğini yaşayamaz. Geçmişini unutan geleceğini de bilmez. Avrupa ülkelerinde bugün kiliselerin çanları halen iple çalınıyor. O teknolojinin içinde adam istese kumandayla basar, papaz çanını çaldırır. Çaldırmaz mı? Çaldırır. Bugün İngiliz kraliyet ailesi atınan geziyorsa, tamam mı kardeşim? Bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi bu şekilde harap ettiler. Doğru. Ben buradaki gayem çoluğumuza, çocuğumuza, geçmişimizi, geleceğimizi kültürümüzle finanse etmek. O çocuklarımızı aşılamak. Aha bak, zaman geldi, beğenmedikleri bir bez parçası, dalga geçtikleri, işte başörtüsünden, şundan, bundan, bir siyasi şeylere girmeyeyim. Bugün ağızlarına kapatıyorlar. Bir bez parçasına muhtaç olduk. Üzerimizi kapatıyorlar. Yarın öbür gün arabaların ne olacağı malum. Bugün herhangi en kötü bir olay da bütün senin arabaların belki de zaman gelecek istop edecek. Yani dünyanın vurulduğundan beri atların hayatımızda yeri ayrıdır. Atların ayrıyeten kültürümüze katkısı veyahut da insanla irtibatı, insanla birebir spor faaliyeti olarak görebilirsin. At Türk'ün kanadıdır. Bizim töremiz, geleneğimiz budur. Ata yedirilen sadakadır. Şimdi geleneklerimizi unuttuğumuz zaman adam fabrika açmış, haran çarığını arkaya asmış şey olarak, geçmişini unutmamak için. Ula herif bir anda arabaya biniyor, her sene araba değişiyor, vay vay vay, cep telefonu değişiyor. Ula kardeşim, bu israfın sonu nedir? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Değirmenin suyu nereden geliyor demeyeceğiz, yolda bizim değirmenin suyunu da döndürüyorlar. Siz kendi halinize ne yaparsanız yapın, bari bizim unumuza, bulgurumuza, şekerimize, ondan sonra mercimeğimize karışmayın, öyle değil. İsraf had safhada. Bugün Türkiye'deki makam arabalarının sayısı, inan ki Türkiye'yi kaynak olarak da, maden olarak da, altın olarak da 50 kere daha misli fazla geçindirir. Bir protokol gelir, vay vay vay, arkasında tandır kebabı yemeye bir sürü takılmışlar. Suyunun suyu, emisinin torunu, dayısının oğlu, ahbabının ahbı, ne ula bu, bu ne? Yaz bilmem kim resmi kurma, harcırak. Ondan sonra onda da yükle. Ula babanızın cebinden getirseler bir safir ağır lisat madem. Evet. Kardeşim, evet. Bu israflar en büyük tasarruf, en büyük kaynaktır. İnsanların boğazına da kesip yani şey yapma. Tasarruf yapacaksan bu türlü yollardan yap. Diğer taraftan da suyun fiyatını yarı yarıya düşür. Düşürecek de halin yok zaten. Hep şirketlere sattınız. Ne su kaldı, ne elektrik kaldı. Yıllardır sırtımızda hani bin bir başlı kartalı nasıl taşısın bu kanarya diyor ya Sakarya şehrinden. Evet. Bu serçeyiz biz artık, serçe. Bir esnaf daha artık dükkanını çalıştıramıyor. Bir çalışan bir emekliyi besliyor. Bir çalışan bir emekliyi besliyor. Öyle resmi daire var ki bir kişi 10 kişinin işini görüyor. Öyle de resmi daire var ki kardeşim kamu 10 kişi bir kişinin işini görmüyor. Hem adam kalorifer yakıyor, hem klima çalıştırıyor. Kaloriferli olan yerlerde buyurun gelin, yarın iddia edin, ben yarın gezelim kardeşim. Adam klima da çalıştırıyor artık. Kimin babasının kesesinden yakıyorsun sen bunu? Olmaz. Bu anlayış yanlış bir şey. Herkes aklını başına alacak. Bu dünya hepimizin, paylaşılan bütün her şey müşterektir. Eninde sonunda gelir ayağımıza dolaşır. Hepimiz beraber çekiyoruz bunun gelmesini, hastalığını, sağlığını. Peki başkanım. Ben hani Arapgir'e orada sürekli kalmıyorum. Gidip geliyorum. Oraya gelen turistlerden de bazen duyuyorum. Mesela bizim çarşımızın, hani Arap bir çarşısının çok küçük olduğu, işte onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Alan sahip olduğu, siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bak, benim burada notum da var, bak not almışım. Benim öyle planım, projenin, palavra, reklam önünde, zarar arkada, öyle bir şey yok. Yani hangisi bu plan proje hazırlamışsa seçimlerde, sonradan millet bunun hesabını sormuş. Ula gebağa kale, sen o planın projen nerede diyeceksin kardeşim.
Hazreti Ömer'e kılıç çeken ahali gibi diyeceksin. Kardeşim gebaqala sen şu tarihte, şu kaydına sen şu sözleri verdin. Halkın içinde bunun hesabını ver. Halkta da var gevşeklik. Hesabını soramıyor işte. Edepten, terbiyenin aldıkları ahi duygusundan dolayı bir tür eziklik oluşmuş. Ondan dolayı hesap soramıyor. Mesela bizim çarşı sadece gökyüzü görünüyor. Ulan kardeşim hava almıyor, hava çarşının içi. Adam gelen adam ya trafikten sorumlu. Evet. Esnaf dükkanının araba bıraktırmıyor. Bıraktırdığı zaman öbür araba yanaşamıyor. Öbür araba yanaşsa ceza yazılıyor. Değneğin iki ucu da kötü. Ortasından tutamıyorsun. O zaman ne yapacaksın? Arkada bir sürü boş yer var. Teknoloji gelişmemiş. İstimlak edeceksin. Güzelce tekkiye kadar alabildiğince sizin eve doğru ara boşluğu, bas dolgu yap. O pasajmış, masajmış, o eski kırık yerlerde düzelt kardeşim. Gerekirse Malatya Arap seferlerine de gerek yok. Artık bura merkez olursa Malatya diye bir şey kalmadı. Biz artık Malatya'nın merkezi olmuşuz. Elazığ'ın merkezi olmuşuz. Ama kiralık ev bulamıyor. Adam günlük gidip geliyor ya. Çadıra gidiyor ya herif ya. Ulan o kadar mı acizlik, bu kadar konak, bu kadar bilmem ne. Ve hep insanlara böyle şöyle finanse etmişler. Bura turistik yer, pahalı yer, bilmem ne yer. Öyle değil. Sosyal hayata, normal kamuya açacaksın burayı. Cüzi bir parayla. Cüzi diyorum. Kimseye dokunmayacak şekilde. Evet. İnan ki bir işte çoban oğlu konakı kaç o da bilmiyorum 40-50 tane var arada tam olarak. Bir sürü insanı barındırır yani. Şimdi bu konuda hayvan pazarı örneğin bak iyi aklıma geldi. Hayvan pazarı 7 tane ilçe 7 vilayetin ortasındayız. Bu avantaj dünya Türkiye'de hiçbir ilçeye şeyde nasip değildi. Onun için birçok uygarlıklar gelmiş buraya suyundan dolayı özellikle su konusunda su hayattır biliyorsun. Hayvancılığı geliştir. Teşvik veriyorsan esas sahiplerine ver teşvik. Adam bu taraftan teşvik alıyor, şu taraftan gidiyor, bilmem nerede yiyor. Takip etsene kardeşim. Ağaları, babaları, dedeleri ağaymış, beymiş, bilmem neymiş zamanında Osmanlı'yı talana çeviren, Kurtuluş Savaşı'ndan kaçan adamların torunları bin dönüm tapu üzerinden uydudan şey alıyor, teşvik alıyor. Ula bu nasıl memleket? Kontrol merciği yok mu? Yani yöneticiliğin vasfı budur. Kontrol etmek. Sen bir belediye işçisini gönderdiğin zaman bir başkan olarak gidip takip edeceksin. Uzaktan bakacaksın hele bu baboşlar ne yapıyor ya? Burası nedir? Ne iş görürler? Gidip gerekirse beraber diyeceksin hele beraber yapak ya 170'e. Onun için resmi kurumlara saldırır, resmi kurumlara talep tembellikten dolayı. O insanlar orada çalışmış olsa gider kendi işlerini görürler. Kendi sanatlarını, kendi şeylerini işlerler. Bu tembelleştirme politikası bizi bitirecek Sadık Hocam. Şimdi bir yorum geldi. Mehmet Bey yazmış mesela. Diyor ki dükkanların hani en azından çarşıya bakın cephelerinin bir elden geçirilmesi lazım. İşte boyanması da daha temiz bir görüntü olması lazım diyor. Ama siz diyorsunuz ki çarşının alan olarak işte tekkeye doğru, tekke mevkine doğru genişletilmesi gerek. Bir de ben şeyi soracağım. Mesela yine siz esnafsınız. Kaç yıllık esnafsınız başkanım? Vallahi ben şimdi 15 yaşından beri çarşıdayım. 15. Ben iki dönemde muhtarlık yaptım. Evet. Kale muhtarlığı. Sosyal dayanışma vakfında ben 8 senede görev yaptım. Aynı zamanda. Okul aile birliklerinde şu anda yine görevdeyim. Yani sosyallığımızı yahut da işte şeyimizi bir türlü kendimizce ideollerimizi gerçekleştirmeye çalışıyorum. İdolist bir insanım yani. Boş durmam. Başkanım ben sizin deprem döneminde 6 Şubat sonrasında da aktif olarak sahada olduğunuzu biliyorum. Sosyal medyanızdan da gördük. Hatta bir ara dükkanınızın camına da bir kağıt yapıştırmıştınız. İhtiyacı olan başvurabilir gibisinden. Bize biraz o dönemlerden bahseder misiniz? Yani deprem sonrası da yaptığınız faaliyetlerden. Bu konu şu konuya geldi. Mübarek Zeynel Abidin Hazretleri, Hazreti Ali'nin torunlarından, Peygamberimizin torunlarından, Ehl-i Beyt'ten olan halife üstelik Zeynel Abidin Efendimiz Hazretleri halifeyken rahmetli oluyor. Yatırıyorlar, yıkıyorlar. Bakıyorlar sırtında bir sürü yara var. Ula bu neyin nesidir bu mübarekin sırtında? Kamçı izi değil, bilmem ne izi değil. Neyse bir iki gün geçi şehirdeki yardımlar kesiliyor. O işte un gelmemiş o bir dulgarın evine, işte yetimin evine. Ula bağlıyorlar ki mübarek gece gizlice, kendince, kendi şeyince gizli tutarak şimdikiler gibi göze mikrofonu tutup da kamerayı ula ben sana yardım getirdim. Gerçi artık seçim geceleri dağıtılmıyor. Günü birlik dağıtılıyor. Resmi kurumların kirerlerini, Beytülmal'ın hazinelerini kendi çıkarları için, kendi koltukları için resmen peşkeş çekiyorlar.
Ya arkadaş tamam da bunu yiyen de zalim, veren de zalim. Kim olursa olsun yani. Şimdi bu tüy bitmemiş yetimin hakkıdır. Zamanında bizim Kaşgaroğlu varmış. Valla torunlarından da dinleyen varsa kusura bakmasın. Tepte'de de Fıstıkoğlu bunlar meşhurlar. Fıstıkoğlu da hani derler ki kazan kazan ver Fıstıkoğlu'na. Köylüler kazanırlarmış. Götürürlermiş en son senenin sonunda ona verirlermiş. Şimdi Kaşgaroğlu en sonu sefalet içinde Arap yere hükmeden adam balkonda şöyle bağırıyormuş. Ağa acığım, ağa susuzluğum. Yani eşkıya dünyaya hükümdar olmaz kardeşim. Zulmün sonu yoktur. Kimsenin hakkı kimseye reva değildir. Daha 3 gün oldu. Geleceğimizi hesap edemiyoruz. Depremden ders alınma yoktur. Depremzedelerin hallerini gördük. Adam Mercedes'inden gelmiş. Bir avuç bez bulup da altına giremiyor. Halen biz daha geleceğin, geçmişin bilmem neyin hesabını yapıyoruz. Burası seneye ne oluruz? Seçim kazanırsak ne oluruz? O koltuk bir kere oradan ben gelirsem o koltuğu kaldıracağım. Koltuk işi yok. Oraya bir tane tahta koyacağım. Alttan çiviler batacak affedersin. Ki rahat oturmuyor orada oturan adam. Belediye sabahtan boşaltılacak yazı işleri hariç. Kapı kilitlenecek, herkes işine bakacak. İşine gelen çalışır, işine gelmeyen geçer evine gider, ineğin dalasını gösterir. Orası yan yat osman yeri değil. Sonra şunu söyleyeyim bak arada kaynamayan. Ben maaşımın yarısını kazanırsam şayet bak burada delil olarak siz dinleyin. Maaşımın yarısını proje alsa, maaşımın yarısını çocuklara özellikle okuyan çocuklara en büyük sadakadır, mevladır, en büyük sevaptır. Hacca gideceksen önce bu işi gör, ondan sonra hacca git kardeşim. Hac farzdır, amen. Sen kalkmışsın bir sürü etrafında yetim, gariban, beçare varken sen kalkmışsın kendince şov yapıyorsun, kendine nefsine göre makam alıyorsun. Boş makam, hiç boşuna uğraşma. Yani maaşımın yarısını ben, yarısını hepsini desen şimdi palavra olur, aynı olurlar gibi. Ulan ne yiyeceğim ben? Ondan sonra böyle burs şeklinde çocuklara vereceğim. Okuyan çocuklara özellikle imkanı olanlar varsa işte al sana cennetin anahtarı. Hani dağ dilerdi ya biraz cennetin anahtarı, tapusu falan filan işte. Bula işte bu abartmayayım. Aynen bu cennetin anahtarı bu Sadık kardeşim. Başkanım açıkçası açık sözlüğünüzden çok hoşuma gitti. Eminim izleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir. Yani yarısını verebilirim. Valla ben veremem. Konuşurum. İster hoşuna gider. Ben yani ben neyse onu söylerim. Samimiyetiniz olduğum gibi, olduğum gibi. Çok güzel. Peki başkanım şu anda bütün partilerin adayları açıklanmadı. Biz Arakü TV olarak da kendileriyle irtibata geçip canlı yayına davet ediyoruz. Katılmak isteyen herkes de kanalımız açık. Buyursunlar, evet. Allah razı olsun. Peki siz yani kendinize rakip olarak illa birileri görüyorsunuz veya ön yargıda bulunuyorsunuzdur. İşte şu partiden şu kişi aday olur, bu partiden bu kişi diye. Hani isim vermemek daha iyi olacaktır illaki ama rakipleriniz hakkında veya muhtemel rakipleriniz hakkında düşünceleriniz nelerdir? Benim rakiplerim yapacağım iştir. Geldiğim zaman oraya üzerime yüklenen yüktür. Sorumluluktur, ağırlıktır. Şimdi biz bu yola çıktığımız zaman aynı Kürşat'ın Çin Sarayı'nı Kırçeri'nden bastığı gibi çıktık. Hazreti Ömer'in Kerbala'ya çıktığı gibi çıktık. Karşıdaki Yezid'in hesabını yapmadık. Karşıdaki Çin'in hesabını yapmadık. Yani Hazreti İbrahim'in putları kesip de en büyük putun boynuna asıp da ula bu kesmişiz dediğim şeyin hesabını yaptık. Musa gibi konuşup Firavun gibi yaşayanları biz kendimize rakip görmedik. Eninde sonunda bunların kulağına sinek girecek. Biz kimseyi rakip görmüyoruz kardeşim. Bizim tek rakibimiz yapacağımız işlerdir. Şu anda da kimseyle bir arp edemeyeceğimiz yoktur. Ata biner Alparslan oluruz. Attan iner Yunus Hacı Bektaş'ı Mevlana oluruz. Bizim anlayışımız bu. Bir memleketimiz için kim biçimi çağırsa Allah razı olsun deriz. Evet. Ama yalandan çakma, samimiyetsizlikten bu işler makam, mevki, saltanat, heybet bu işlerden olan insanlara karşı da her zaman cephemiz vardır dedelerimizden beri. Ki bizim neslimiz, aslımız Metahan, dedemiz Metahan, Oğuz Han, Metahan babasını dahi ters düştüğü zaman devlet konusunda babasını dahi bertaraf etmiştir. Devletin bütünlüğü için, bütün her şeyi vatanın içindedir, bayrağın içindedir. Bunlar olmadığı zaman yaşayamayız. Bunda hiçbir değerimiz kalmaz. Çocuğu önce devlet, sonra evlat. Ama adam önce devlet demiyor. Önce evlat diye. Hele oğlum bir işe girsin, devlet diye başsın diye bu taraftan diye. Bir sabahtan diye işte işe gider, öğleden sonra dükkan açar. Yatsı vakti de diye demire gider üzüm satar. Veyahut da tuz satar. Veyahut da işte ne satırsa dışarılarda, kamahta, bilmem ne de. 5-6 işi birden gören insanlarımız var.
bunların kabahatları değil kardeşim. Sen amire, memura birer tane yumurta getirirsen yaptığı işe bağlı, o amirin memurun da sesi çıkmaz. İşliği yukarıdan yanlış işlik demişler. Yukarıdan yanlış işlik dediğin zaman ne olur şu işlik? İşlik diyoruz biz Arap yeşivesiyle. Aşağı kadar yanlış gider. Su baştan bulanmış. Onun için bu boruların içinden akan zemzem suyu dahi olsa içilmez. Benim rakibim yoktur. Benim rakibim sadece kötülükle, samimiyetsizlikle karşımıza çıkanlardır. Yoksa bu memleket için kim bir şey çakarsa Allah bin kere razı olsun. Evet, benim geçen seçimde gittiğim her yer arkam tarafından düzeltildi. Benim tek faydam şu oldu insanlara. Nerede bir Saadettin Teksoy vardı eskiden. Televizyon şeyi gibi yani. Gittim, bağırdım, çağırdım. Ulan buranın oldu oran. Arkam süre düzelttiler. Çünkü niye düzelttiler? Kendi itibarlarını kaybetmemek için. Yıl boyunca dokunmayan insanlar, Allah rızası için yapmayan insanlar, önce vatan diyeceksin. Vatan sana canım, canım feda diyeceksin. Bunu demediğin zaman sen bu vatanından da milletinden de sessiz çoğunluğundan da işin yoktur. Senin hesabın başkadır. Ya alışmışlar adamlar yağlıya, yağa, kaymağa, satiklide gidip gıdık kesip selamı da kaymak yemeye, yukarı derecede de aşağı derecede de mal yemeye alışmışlar. İnsanların niyetleri farklı. Şimdi bana diyorlar ki ya sen o birinin, birisi geçen gün diyor ki ya o birinin ekmeğine yağ sürmüş olsun. Lan o biri kim, sen kim? Senin ondan farkın ne? Onun senden farkı ne? Tencere dibin kara, seninki ondan kara. Sen onun için ben sırf kendi zihniyetim olarak kendi kendime oy vermek için dahi olsa adaylığımı koydum. Ben spikerin birine böyle söyledim, anket yapan. Adaylığını niye koydun? Ben adaylığımı kendi vicdanıma, kendi hürriyetime, bir oy namustur, oy vicdandır. Nereye gidecek, nasıl gidecek bu algılarla? Büyük parti mi kazansın, küçük parti geçsin, oyumuz boşa gider. Neyin boşundan bahsedeceksin? Senden olan sana ne yaptı ki oburundan olan ona ne yapsın? Sen bir kere kendi cebine bak, sen kendi durumuna bak, sen kendi maddiyatına bak, geçimine bak, teşvikine bak. Yok ortada bir şey memleket için. Herkes kendi cebine çalışıyor. Adamlar en lüks hayatları yaşıyorlar. Bugün dünyada kriz var diye neden de adamlar kendilerine kriz girmemiş, fakıra fukaraya, emekliye, dula yetime girmiş. Sen neden bahsedesin kardeşim? Ne Ömer'de, ne Osman'da, ne Hazreti Ebubekir'de böyle bir anlayış var. Siz hiçbir şeye mensup değilsiniz. Bizi de ne sayarsanız sayın. Hani bu Bolu Bey ile Köroğlu'nun meselesi var ya, Köroğlu da bozuldu. Biz ne yapacağız? Bolu Bey'inle de değiliz, Köroğlu'dan da değiliz. Çizir oğlu Mustafa tam ortadan vurdu geçti. Bizim çizimiz belli. Kimsenin ittifak değiliz kardeşim. Bizim kendi anlayışımız da bu. İsteyen be gelsin, isteyen be gelmesin. Kimseyle de bir kötülüğümüz yok. Dostu da karşılamasını biliriz, düşmanı da. Herkes işine baksın. Bunun ekmeğine yağ süreceğim diye. Bunun bilmem. Ulan zaten sizin aklınız başınız yağda balda. Bizde ekmek de yok. Yok yağ da yok, bal da yok. Bizde ne var sizin anlamadığınızı biliyor musunuz? Bizde milli değerlerimiz var. Bizde inançlarımız var. Çocuklarımızın istikbali var. Dinin istikbali var. Bayrağın istikbali var. Başka hiçbir şey yok. Sizin anlayışınız bu. Yağ, bal, tereyağı gıdık kesmek. Ula baba bu iş böyle yürümez. Olsa Kaşkaloğlu olurdu. Herkes ettiğini kusacak. Bir türlü kusacak ya. Olsa geçmişteki o terör örgütü, o melanetler, o devletin içine kuruşkalanlar şey olurdu, muzaffer olurdu bu işte. Ne oldu? Hepsi zelil oldu. Kimse, kendisi kimseye kalmaz. Onun için herkes işine baksın. Bizim menzilimize kimse girmesin. Biz dostu da karşılamasın, biz düşmanı da. Bu millet için de, bu vatan için de, bu bayrak için de yapmayacağımız bir şey yoktur. Kimse bizim milliyetçiliğimizi sorgulamasın. Milliyetçilik her kesimden çıkar kardeşim. Senden benden ondan olmaz. Milliyetçilik kimsenin babası değildir. Cumhuriyet kimsenin babasının malı değildir. Din kimsenin babasının malı değildir. İşte bu kavramları bir çatı altında gerçek samimi insanlarla topladığımız zaman biz olmuşuzdur. Önce kompresten kurtulup vekillerimizin yakasından tutmamız lazım. Onları çalıştırmayı bilmemiz lazım. Kendi özel çıkarlarımız için uşağımızın, çocuğumuzun istihbaratının kaygısında olmamamız lazım. Değiller ya Musa, ya Musa değil kavram. Tamam sen peygambersin, Allah olduğuna da inanıyordu. Allah'ın varlığına inanıyordu da bizim karnımızı Firavun doyuruyor. Şimdi şu zamanda istisnalar hariç karnının doyuranın peşine gidiyorlar. Ama bunlar gelip geçici şeylerdir. Hepimiz bu geminin içinde batacağız. Bak bir unazam geldiği zaman Mamoya Hasso'ya geleyim, hepimize geleyim. Ya kardeşim bunun vermesini ben niye çekeyim ya? Olmaz, olmaz. Bu iş üretimle olur, bu iş teşvikle olur, gerçek teşviklerle, gerçek üretmeyle, herkesi gamıya almayla bu işler, orası iş bulma durumu değil. Orası çok affedersin, yani benzetmek gibi olmasın, biraz ağır konuşacağım. İstisnalar hariç, gerçekten hak sahiplerini istisna tutuyorum. Ben de babam da memurdu.
gerçekten işin ehli olanlar, işin hakkını verenler var. Orası kardeşim yiyip içme, yan yatma yeri değildir. Bunların daire amirleri bunları çalıştırması lazım. Kendi siyasi çıkarları için insanları bu şekilde yanlış yerlere teşvik ediyor. Ondan sonra azatlarsan sonbaharda bu işin sonu kötü olur. Birikimi kötü olur. Nokta nokta çiziyor olur. Bize geri faturası dönecek bunu. Göreceksin sen. Allah etmesin. Allah devlete millete zeval vermesin. Sadık. Amin. Amin. Allah devlete millete zeval vermesin. Başkanım hani dediniz ya su baştan bulanmış diye. Onu söyleyince aklıma şu geldi. Mesela biz işte evimizi falan biliyorsunuz siz. Merkezde oturuyoruz ve aslında Arapgir'in ilçe merkezinin hemen hemen bahsedelim. Ne zaman yapıldı bilmiyorum ama muhtemelen Osmanlı döneminden beri yapmış bir su kanalı var. Yani bahçeden biliyorum su orayı merkezi. Ben gördüm, gördüm orayı. Orayı fakat, biliyorum, gördüm ben. Başkanım uzun zamandır böyle yılda bir sefer, yılda iki sefer ancak sulama sırası geliyor. Yani sizce Arapgir'in merkezde dahil olmak üzere, yani köyler zaten tarıma dayalı da ilçe merkezde dahil olmak üzere tarımda sulamaya dönük projeler olması bir şeyi fark ettirir mi Arapgir'de? Yoksa yani olsa da olur, olmasa da olur mu? Ne düşünüyorsun? Arapgir'in eski esas ismi ne? Ben sana sorayım. Sen tarihçisin, araştırmacısın. Daskuza değil mi? Daskuza. Ne evet. Anlama geliyor? Su anlamına geliyor. Daskuza. Ulan evet. Kardeşim balık suda yüzüyor, suya hasret. Ulan bu nasıl iş? Varlık içinde yokluk çekiyor. Bugün sen gölet diye bir yer yapmışsın yukarıya, tam o Mesut Yılmaz zamanında rant işi. Ulan bu nasıl bir gölet? Kurbağanın içeceği su yok, yazdın kuruyu. Bir kaynak aktarılmıyor ya. Üç tane yağmur suyu tökülüyor yalandan. Emis oğlu gelip boyu, dayısı oğlu gelip badana yapıyor. O hali ihale, bu hali ihale. Ulan kardeşim bu böyle olmaz, olmaz. Bu iş böyle yürümez. Bu iş nema lazımcılıkla olmaz. Ben niye çıkmışım şu halimden tek başına vuruşayım? Vuruşacağım. Eğer ki bugün sessizlik karşısında susarsan dilsiz şeytansın. Tarım dediğin zaman cömertli tarafına gidin de görün ne evler var. Geçen gün bir taziye gittik. Ula her bahçeden bir su çıkıyor kardeşim. Her bahçeden. Lan senin kaynatan gidin taraf ora ora yukarı taraf. Ulan ne güzel yer. Sen bellemişsin. Erzincan'a doğru gidiyorsun. Erzincan'da ne var Sivas'ta? Sen kendi vilayetine doğru gitsene. Esas yerleşim yerleri cömertli, uğuzlu. Oralara gidin de görün. Buralardan güzelce gurbetçilere yahut da işte hisseli mal olmuş, mirasçı mal olmuş, batana gitmiş malları hazineden veyahut da hallaştırsanız kardeşim. Esas yerleşim yeri güzellikler buralarda. Sen kalkmışsın hükümet binasını bilmem nereye yapmışsın. Geçen gün ıhtıyarın biri değil ki nasıl gideceğim. Ulan her gün parası yoksa haksız tutar. Tutsa bir yanlış evrak unutmuşsa bir daha tutup gelecek. Servis. Bu arabalar mazot mu yakıyor, su mu yakıyor. Ulan bu nasıl bir şey ya? Ulan bu nasıl bir şey? O arabalar 5 öğün gidip geliyor. Ne? Birilerini çekiyor. Ya tamam da heriflerin kabahati yok giden gelenin. Orada biz 50 kere itiraz ettik. 50 ben bunu başlattım. Burada hükümet binası olmaz. Bilmem kaç dönüm yere yapılacakmış. Ulan at mı oynatacağız? At arası bir yapılır oraya. 3 tane bina, 5 tane bina projeni koy yine yap oraya. Bizim eski karakolun oraya yahut da şuraya buraya bir türlü anlaştırılır buralarda. Böyle bir o kadar itirazlara rağmen sivil toplum örgütlerini ben örgütledim. Ben ileri sürdüm. Dedim Cumhuriyet. Ona rağmen kimse tınlamıyor. Bir kişinin yahut da bir zihniyetin ağzından düşen karşıdaki yerel yönetimde de buna karşı çıkmıyor. Ya bu nasıl bir şey ya? Hükümetin orada ne işi var kardeşim? Hükümet oradaysa Ziraat Bankası'nda götür. Ondan sonra efendime söyleyen burada ne kadar kurum varsa hepsini al götür. Öyle mi? Öyle bir şey olmaz. Böyle bir kopukluk olmaz. İleriye dönük vallahi bir çok sorun olacak. Ben sana söyleyeyim. Başkanım şimdi yorumlar geliyor izleyicilerimizden de. Mesela bir izleyicimiz şunu söylemiş. Demiş ki Arapgir Malatya yolu neden yapılmıyor? Bir diğer izleyicimiz de demiş ki Arapgir'de neden bir düğün salonu yok demiş mesela. Hani bu konuda Arapgir'de bir düğün salonu niye yoktur? Arapgir'de taziye evi, güzel bir taziye evi. Şu anda caminin altında işimizi görüyor görmüyor. İkinci bir cenazede ikinci adam dışarıda kalıyor. Yeri olan var, münasip olan var, olmayan var. Özellikle birinci derecede bir taziye evi. Kesinlikle. Artı düğün salonu kesinlikle yapılması lazım. Büyük ihtiyaç bu. Büyük ihtiyaç. Ya bu ölüyle diri her zaman insanların başında olan bir şey. Yani doğal olan bir şey. Bunlardan kaçış yok. Bu zor olan bir şey de değil ya. Sen bugün bunlara ihtiyacı olarak karşılamazsan veyahut da asli görevin olarak görmezsen gerekirse bir otobüsü seyyar ben görmüşüm ölü yıkama, defnetme falan filan. Gerekirse buna tahsil edeceksin. Bunlar kutsallarımızdır. Mezarlıklar.
mezarlıkların tamamen köy mezarlıkları ve geçmiş zamana kadar ben isim söyleyeyim. Poşeyi, şimdiki ismi Bugurlu. İnekler içinde geziyor. Eğer ki bir yerin kalitesini, kültürünü ölçmek istiyorsan diyor alemin biri. Gideceksin mezarlıkları göreceksin. Mezarlıkları uzaktan bak, o yerin kültürünü, kişiliğini anlarsın diyor. Ya tamam da arkadaş, yani bu kadar aciz miyiz ölülerimize sahip çıkamayacak kadar, çiğnedecek kadar. Yani bazı şeyler samimiyetsizlikten, bir insanların diploması olabilir, bilmem ne master yapmış olabilir, bilmem nereye ne etmiş olabilir, öyle değil. Önce samimiyet, ihlas, işgüdü, beraber işçilerden, sen terleyeceksin, işçilerin canı çıkar. Böyle bir şey kendince samimiyet olmadıktan sonra grubun, ekibin sağlam olacak. Teknik ekibini gerekirse emekli elemanlardan getireceksin. Bilir kişi fenli olarak bunları beyaz masa kuracağız. Beyaz masada da telefon olacak. Herkesin kesinlikle vatandaşın her dediği kale alınacak. Olumlu, olumsuz ona cevap verilecek, yapılacak. Bu ne kadar zor bir şey ya. Bu kadar insan nerede çalışıyor? Ne yapıyor kardeşim bu insan? 300-500 kişi, 250 kişi, 150 kişi nerede çalışıyor? Her biri bir hafta ışıklara çalışsa, bir hafta diyeceksin lan bu hafta hiçbir yere gitmeyecek, ışıkları yapacağız. Yahut da işte aşağılık sergeyi yapacağız, yahut da bilmem nereyi. Ya arkadaş vallahi bir sene içinde her taraf güllük gülistan olur. Ben bunu iddia ediyorum. Kozluk Vadisi, tarım için birebir elverişli bir yer. Kozluk Vadisi'nin aşağı Ömer Baba yine doğru geniş olan yer var ya, sen orayı biliyorsun. Hani evet. Taş kırma falan filan bir sürü evet. Yer var orada. Orada gerekirse suyun yönünü yukarı döndüreceksin, arazi aşağıda kalacak. Suyu yukarı alacaksın. Bu Ömer'le Yunus'un tarlası var ya orada. Suyu onun üstüne almaya çalışacaksın. Yukarıdan oluyormuş da ben geçmişte bir sordum. Aşağı tarafı komple hazineden kiralayacaksın. Ekime, biçime, ne ekersine, reyhanek, biberek, bilmem ne, insanlara teşvik vereceksin. Gerçek yapacak olan insanlara şey yapacaksın. Sen belediye olarak birebir içine girmeyeceksin. Biz yola, suya, kanalizasyona bakacağız. Malatya'ya yolu hakkında da sorduklarını vatandaşa şunu söyleyeyim. Öncelikle Malatya yolu üzerinde ki oluşan hasarlar şeyi asfaltı Fransızlar icat etmiş, yamamayı Türkler icat etmiş. Bir müteahhit gider güzel yine bir ihale alır. Batı aşeron üstüne 3 tane kürek atar, haydi yine derler. Öyle bir şey yok kardeşim. Güzelce herkes aklı başınca kamuyu denetleyeceksin. Yaptığın sözleşmeleri feshedeceksin. Gerekirse şikayet edeceksin halkın imzasını toplayarak. Bu şekilde idame ettireceksin. Vallahi bazı konularda kararlıyız. Kim ne şey yaparsa yapsın. Otobüsle koyacağım ben bu yola. Ben bu yola otobüs koyacağım. Otobüs koyacağım ben bu yola. Otobüs. Herkes işine baksın. Özel çalışan çalışır. Yaz ailesi olan olur. Olmayan belediye otobüsüne vuran ilçelerin içinde en acizi biz miyiz arkadaş? Bir arguvandan 100 tane araba çıkıyor ya. Ya herif sabah erkenden gider işine gelir bilmem neyle neyse otobüs koyacağım otobüs. Belediye otobüs. Vagon vagon. Güzelce herkesin kendi tercihidir. İsteyen kendi memleketimizin şahsi otobüsüne biner. İsteyen binmez lan. Mecbur binmez yıllardır. Sen mecbur kalmaya yahut da seninle gidip gelmeye. Sen seven senden gider, onu seven ondan gider. Belediyenin en asli görevi budur. İnsanlara yolcu otobüsü koyacağız. Yolcu otobüsü. Ama burada söylüyorum. Burada söylüyorum ben. Yolcu otobüsü koyacağım kardeşim. İsteyen oyunu versin, isteyen vermez. Evet. İsteyen dost olsun, isteyen düşman olsun. Biz her dilden anlarız. Herkes işine bakacak. Valla başkanım, sohbet çok güzel. Ama açıkçası benim soracağım başka bir şey yok. Eyvallah. Hani sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa olur, benim söyleyeceğim bu konuyu toparlarsak memleketimize sahip çıkacağız. Gidecek başka Arap bir yoktur. İnsanlarımıza burada öyle bir Dubai'in bir yerdeyiz ki, öyle bir güzel orijinal bir yerdeyiz ki insanlarımızı bu şekilde değerlendirip iş alanlarında, üretimde, hayvancılıkta, tarımda en uygun Allah buraya her şeyi vermiş. Özellikle suyu vermiş. Su olan yerde her şey olur. Kendi kapsamımızda birlik beraberlik ile diğer insanların da projelerini değerlendireceğiz. Proje dediğim bu proje lafına ben gıcık alayım. Yapılacak olan eksikler neyse yapılması gereken mecbur olan şeyler önünden sunmayacaksın. Yapacaksın. Ya. Önce yapacaksın. Ondan sonra diyeceğim ben bu projeyi yaptım. Aynı Türkiye'nin başındaki adamlar gibi bir güne bir gün biri çıkıp dedi mi ki ben bu projeyi sundum Türk devletine. Hadi güle güle kullan ben muhalefetim.
Ulan ben ebeveyle muhalefet olur, ne bilmem ne böyle olur kardeşim. Bunların hepsinin yattığı kalktığı Mercedes tut bekmezi. Meclisin altında ucuz ucuz döner yemek. Kimsenin kimseden farkı yoktu. Fark adından kahvecideydi. Fark Gaffar Okan'daydı. Fark Bosun Yazıcıoğlu'ndaydı. Fark Recep Yazıcıoğlu'ndaydı. Fark Eşref Bitlis'teydi. Fark Kamer Genç'teydi. Farka fark yok. Herkesin yaşantısını da biliyoruz, takip ediyoruz. İnsanlar ayıksın artık. Kendisine faydası olmayan kalıpların üzerinde oturmasınlar. Sağcıyım, solcuyum ayağına bu insanlara destek vermesinler. Herkes kendi oyundan sorumludur. Kazansın, kazanmasın. Sen vicdanını rahatlat. Sen üzerine düşeni yap. Geri kalanı Allah'a bırak. Allah bize zaferi sormuyor. Bize seferi soruyor. Seferden mensup tutuyor. Sefere çıktın mı? Karanlığa bir mum yaktın mı? Ben de şu anda karanlığa bir mum yaktım. Herkesin işi gücü rast gele. Allah'a emanet olun. Memleketimize de sahip çıkacağız. İnsanlarımızı, insanı yaşat ki devlet yaşat. Selamet. Allah razı olsun. Allah'a akşamlar diliyorum. Bizi dinlediğiniz teşekkür için ederim. Başınızı da ağrıttık. Kusura bakmayın. Hanım, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bu kanalından dolayı da seni tebrik ederim. Güzel bir hizmet. Güzel bir gerçekten insanlara ulaşım yolu, Arap kirlileri bütünleştirme konusunda çok güzel bir hizmet düşünmüşsün. Çok güzel bir faydalı bir site, kanal neyse artık bir şekilde sesimizi, seslerimizi birbirimize ulaştırıyorsunuz. Birleştirici bir nokta. Sağ ol, selametin, Allah razı olsun. Allah herkese hayırlı uzun ömür versin. Allah herkesin kalbine göre versin. Selametin, sağ ol kardeşim. Sağ olasın. Sağ olasın. Hayırlı akşamlar kardeşim. Sağ olasın. Selametin.